Abi günaydın. Ne yapıyorsunuz be? Oy 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 oy. Güneş ne güzel vuruyor. Ama bir 3-4 saat sonra tekrardan yağmurlar yağacak. Gece bir yağmur yağdı. Sanki gökyüzünde savaş çıkmış gibi. Göreceğiniz ama. Vallahi gökyüzü böyle çat pat ona karşı. Ana muz var la bahçede evde. Geçen bölümde akşamdı buraya geldiğimizde gösterememiştim size. Bu çevreyi buralara gezdiremedim size. Kaldığımız yer böyle bir yer. Yağmur yağınca tabii her yer çamur oluyor. Bakın her yer göl olmuş böyle. Bir yağmura bakıyor burası. Hep beraber gezmeye gidiyoruz. Bak, karşı sokak göl olmuş. Emmi ne yapıyorsun Emmi? Emmi selamlar. Yağım ya. Burada abiler bak benzin satıyor. Ne ararsan var burada. Benzin değil sanki bu mazot. Aynen mazot satıyorlar. Burada çünkü benzin kullanmıyorlar. Yanık benzin olduğu için zaten hava çok kirli. Hava kirli olunca bir de benzinin kirliliğiyle burası var ya çok kötü durumda oluyor. Dünyadaki en kirli havaya sahip olan 9. ülke çünkü Bangladeş. 1.'ymiş. Çiçek ablamız öyle diyor. Asla kimse inanmayacak. Ondan dolayı benzin çok kullanmıyorlar. Mazotla sıkıştırılmış gaz kullanıyorlar. Ya da böyle işte akülü araçlarla ulaşımlarını sağlıyorlar. Bu arabaların hepsi gazlı. Böyle gidiyoruz şimdi metro hattına doğru. Metroya bineceğiz. Çarşıya doğru gideceğiz. Yağmur yağsa iyi. Yağmurla beraber bir rüzgar oluyor. Bina böyle sarsılıyor yani. Dadimlik yıkılıyor ya. Yıkılacak. Vallahi sarsılıyor. Geçen gece ben edit yapıyordum. Bir sallanıyor, bir sallanıyor. Aman abi. Abi ne yapıyorsun? Omuzumu çıkardın ya. Nasıl bir duvar ya? Kaç? How much? 30. Yani 30 takaya gelmişiz de bende de metronun parası var kankalar. Oradan buraya 30 takaya mı? Var. Yes. Okay. Then the 10 takaya dedi. Ver hadi al kankalar. Okay. Donla bak. 4 kilometre yolu 60'a gittik. 2 dakika yolu 30'a nasıl geldi? Ben de anlamadım. Biz yürürdük ama biz niye para verdik? Aynen biz yürüyecektik. Arkadaş bindirince öyle bindik biz de. Şimdi metro boş geldi. Burası son durak ya. Hadi bakayım. Buluruz oturacak yer umarım. Ağzına kadar kakılı oluyor çünkü. Var ya öyle böyle dolu olmuyor. Ha bak herkes nasıl bekliyor. Allah. Haydi oğlum haydi. Haydi bire. Haydi bireler. Sorayım ben. Sorayım. Tamam şuraya otur. Şuraya otur gel. Buraya oturamadık. Neyse oturduk. Herkes doldurdu. Kamkamlı. Böyle gidiyoruz. Burada küçük yaşta kız çocuklarının saçlarını çok kesiyorlar kısa. O dikkatimi çekti. Yine tekrardan merkeze doğru geldik. Bir tane mikrofon alacağız şişeye. Onun için para bozduruyoruz. Kardeşimden parayı bozduruyoruz. Onun işi görülsün diye. Bankaya vereceğimize. Banka yeterince kazanıyor zaten. Kardeşimiz kazansın diye. Ondan bozduruyoruz. Çünkü sürekli kur burada her gün değişiyor. Bugün kalktığımızda mesela yükselmişti. Şu an aldı başını iyice gidiyor. Sürekli değişiyor. Dolar onun işine geliyor ama bankadan ATM'den doğal olarak çekemedi fazla. Sadece 200 dolar çekebildi. Üstünü dedi bankadan halledeceğim şimdi. Kankam bizi böyle ufak bir mağazaya getirdi. Burada arkadaşa sorduk. DJI mikrofon 1 alacağız biz. Var mı diye şimdi aradı bekliyoruz öyle. Gelsin deneyeceğiz. Bilgisayarı da getirdim de ara kabloyu unuttum. SD kart okuyucu umarım burada vardır. Yoksa da bulur bir yerden büyük bir ihtimal deneriz. Şu arkada kablolar falan var ama bilemedim. Biz bir istedik de iki getirmişler. Bu mağazada yokmuş. Benim dediğim yukarıda. Buradan biz zaten almıştık, alışveriş yapmıştık. Gene buraya geldik bak. Oh. Bro hello again. How are you? Fine. You number me? Yeah, last time you come there and buy someone. DJI mic one ase? DJI mic one? Nah. Apnake to ei pashe jete bhai. Gadgets and gear
Aç kamera var dedim. Kamera var dedim. Donla var, donla var. Kankamda da yok. DJI'ın biri niye yok vakitse de? Fiyatlar da yine uygun burada. Bir tane varmış. 5 gün kullanmışlar. Bunu Facebook'tan görmüştüm zaten. Şu mousepad'den tanıdım resmini. Kankamın da tırnaklarından hatta ellerinden. Yine 21 bin liraya koymuşlardı hatta web sitesinde. Şimdi onları bulduk burada random. Bakalım şimdi burada yüz yüze kaç para diyecekler, merak ediyorum. Temiz görünüyor ama biz kapalı kutu almak istiyoruz. Bakalım belki fiyatta anlaşırsak. Şimdi ben bunu bir test edeyim. Ses. Ne yapıyorsunuz kankalar? Mikrofon dediniz. Alın size mikrofon. Çalışıyor şu an. Her şey normal. Nasıl, beğenmedin mi? Güzel değil mi? Böyle sesler. Çok ağır olmadı öyle de, gene al sen de konuş bakayım, ikimizinkine de bakalım. İki mikrofonda çalışıyorum diye test edelim. Nereden geliyor bunun sesi? Ya direkt sesi şu mikrofonu oradan alıyor. Şuradan yukarıdan mı alıyor? Sen normal tak yakana da öyle deneyelim. Kaydediyor mu şu an? Deneyelim. Laptop'a geçelim. Kanka ne yapıyorsun, iyisin? Kardeş. Kardeşim helikopter ya. Kardeşim fena var. What is your name, brother? Abu Said. Muhammad Abu Said. Mahmud Abu Said. Nice to meet you. Your? Muhammad Alamin. Muhammad Alamin. Nice to meet you, brother. Selamünaleyküm. Abimizin yanına geldik. Çiçeğin ayakkabısı koptu, patladı. Onu yaptıracağız. Ben de şuraya oturayım yere. Çiçeğin ayakkabısını ilk bir baliyle yapıştırdı. Şimdi de yavaş yavaş dikiyor. Burada böyle özel sektörde çalışanlar olsun, normal restoranda, kafede hiçbirinin emekliliği yok, sigortası yok. Sadece bu sistem buradaki memurlarda uygulanıyor, sigorta ve emeklilik. Abi sağ olsun, bütün bağlantı noktalarının hepsini dikiyor. Sandaletler şimdi bayağı bir sağlam olur. Böyle yol kenarında abimizin tezgahı. Bir yandan sokak satıcıları var burada. Alışveriş yapıyorlar. Tatlının tatlılığına bak. Abimiz ayakkabı tamirinin yanında bir yandan da burada ayakkabı da boyuyor. Böyle rengarenk ayakkabı boyası var. Şöyle her renk var. Fırçaları. Yine burada yapmış olduğu birkaç ayakkabı var hemen. Tabanlar falan. Abi gerçekten çok hızlı çalışıyor. Brother, Tomon Mamki. Ronnie. Tony. Abinin ismi Tony'ymiş. Tomon Mamki ismin ne demek burada? Bangladeşçe öğreniyorum artık. Donnabat, donnabat. Bengalce. Bengalce, Bengalce aynen. Selamünaleyküm. Abimin sakalları siyah, kızıl, bir yandan da beyaz. Üç renk abimizin sakalları. Çok güzel görünüyor. Telliği yırtılmış hafif. Onu yapıştırmaya geldi. Ne oluyor lan? Abinin tutuşunu elledi. Abiye bak ya. Üstüm... Abimiz diş fırçasıyla bir yandan çiçeğin sandaletleri boyuyor. Ama tozun üstüne boyadım şöyle. Arkadaki ablamızın da terliği koptu. Hemen yol kenarı yaptırıyor yine. Abimizin işleri açıldı. Burada yok, yırtıldı. Beğenmedim ayakkabı. Çiçeği artık bu sandaletlerle ömür boyu gezer. Abi sandaletleri hem sıfırladı hem de o kadar çok güzel yaptı ki baksanıza. Çok sağlam dikti. Biz de böyle artık. Para yok. Yırtıldıkça dikeceğiz. Bu artık kolay kolay yırtılmaz. Valla ülkede var mı, kaldı mı böyle? Yol kenarı böyle yaptıklarını sanmıyorum. Boyacılar var ama böyle tamir yaptıklarını. Bizim Aydın'da yok yani. Boya yapıyorlar bu
Yağcılar içinde falan çarşıda bir semtte de böyle ayakkabı tamiri yapmıyorlar. Değiştirme alıyorlar yenisini. Dükkanlar var, ayakkabıcılar çarşıları falan var ya, onlarda dükkanlar var böyle tamir yapan da, ayaküstü yok böyle. O da kalmış mı? Ya durduğum yerde nasıl terliyor böyle? Çok sıcak. Ay sanki ya, bak aşağı. Abimizin böyle bir tane şemsiyesi var. Hemen şuraya sabitlemiş. Yağmur gülü, evet. Okey abi, uğraşma, çok uğraştın ya. Yağmur geliyor. Sol dolar. Tekrardan hayırlı olsun. Önce sağ ayakkabı giyme takıntım var ama neyse abi. Oh be, parmaklarım rahatladı. Bayağı sağlam oldu ha. Koto taka. De şuraya geldim. O kadar anlamıyorum abi. Sayıları öğrenemedim daha. Ben abi en iyisi 500 vereyim. Abi üstünü versin bana. Kaç? Abi benim Bengalce bildiğini düşünüyor da ben bilmiyorum ki Bengalce dayı. 100 vereyim bakayım verebilecek mi? 50. 50 daha mı istiyor? Ha. Okey. Ben 2-3 kelime Bengalce bilince abi sanmış ki ben Bangladeşliyim galiba. Çiço how much diyor. Dayı da diyor o biliyor, o biliyor diyor. Ne biliyor ya? Vallahi abi 2-3 kelime biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Limon alalım da ya, çayı alayım. İçeceksin mi limon suyu? Limonsuz çay içemiyorum. Burada çok alıştık ya, evet, limonlu çaya. O ayakkabılar, sandaletler gerçekten sıfır oldu tekrardan. Abimiz kamış yiyor bir yandan. Biz de ananas alıyoruz. Diğer abi de yiyor. Bak diğer abi de yiyor. Kamış olduğu gibi yiyorlar burada böyle abiler. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben de öyle yiyeceğim ya. Çok canım çekti. Öyle yiyorlar ki. Bak abi bir tane daha sattı. Tozun içine koydu. Oğlum tozun içine koydum. Kosa, kosa. Onu be, kosa. Olmamış, bozulmuş. Biraz bozulmuş. Çok şeyleri... Bak, kamış, şu kadar kamış 50 taka verdi abi. Fukar, fukar. Fukar. 20 taka, hatta 20'den de az. 10 taka, yani şu kadar kamış 10 taka. 2,5 TL. Nereye gidiyoruz? Şunu bir köşede gömelim. Ne oldu? Gel gidelim, gel. Mikrofonları anlayamadım ya. Tam verimli çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Denedik ama içime sinmedi bir şeyler. Anlamadım. Nasıl, güzel mi? Bunu hiç beğenmedim. Abiler ne satıyor la öyle? Adamlar makarnayı nasıl yapmışlar gördün mü? Bak cips gibi makarna yapmışlar. Baksana. Bak farklı farklı var böyle. Şunlardan var. Böyle yapmışlar. Desen desen makarna yapmışlar burada. Bak şu da çok farklı mesela, hiç görmediğimiz. Bak şöyle var, yıldızlı. Renkli böyle makarnalar var. Vay be. Şunları görmemiştik. Evet, şunları ilk kez gördük biz de şu an. Abiler bir şeylere bakıyorlar, odaklanmışlar. Bak dilimi bir şey ısırıyor. Ananas ısırıyor. Çok kötü. Aa, diken. Burada abiler ufak bir bit pazarı tezgahı kurmuşlar. He, dikenliği temizlemedi ondan mı? Aynen, dikenden yapıyor. Ölüyorum lan. Abiler selamun aleyküm. Aleyküm selamun rahmetullah. Alo. Alo. Abi elim ıslak biraz ama kusura bakma. İnşallah. Abiler burada böyle gözlük mözlük, saat maat her şey var. Koyun var mı? Kaşık da var. Yok, koyun yok maalesef. Vay be. Hadi böyle. Hem burada görünüyor bak. Ya şeyi taktım. Daha demin beğenmedik. Ses baya kötüydü de. Şimdi baya güzel oldu. Kablosunu taktım. Ondan dolayı fiziki takman gerekiyormuş. Fark etmedik onu.
Çalışmıyordu çünkü uzaktayken. Yine farklı bir ara sokağa girdik. Böyle yürüyoruz çünkü. Baharatlar falan, ayakla izane abi. Geçme. Allah Allah. Dayak yersin. Baksana baharatlara. Abiyle çıkış sırası beklerken tanıştık da Mustafa Kemal, you know Mustafa Kemal Atatürk. Yes, I know. Aa abimiz. Aynen, he father of nation of Turkey. Yeah, nice, nice, great. İstanbul very good city. Yeah, you from here? Yes, I. Aa nice, nice. Vay be abi, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı biliyor. How long are you here? Ha? How long are you here? One week. One week? Yeah, one week. How you know Mustafa Kemal Atatürk? I see history of history Turkey. Book, huh? History book. And Turkey government too much money donation in Bangladesh. Yeah, great. Our area one school name Kemal Atatürk school. Wow. You know, also Dhaka injured one road named Kemal Atatürk Avenue. Really? Road name. Root name ha? Oğlum burada sokağın ismi varmış lan Mustafa Kemal Atatürk diye. Great, nice to meet you, nice to meet you. Allah hafız. Your president was Erdogan, now it is still. Erdogan. Erdogan. Six. Ticket. Arupa. Truşko. Truşko. You are 2%. Now I guess, love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need. Bakın gölün hemen kıyısında insanlar ev yapmışlar kendilerine. Şurada hemen tekneler var, arkadaki Toki evleri. Toki evlerin arkasında da bir göl var böyle büsbüyük. Evlerin çevresi böyle. İnsanlar bir yandan balık tutuyorlar hemen şurada. Çok güzel değil mi? Baksanıza bak, hemen şurada bir kayıkların olduğu bölge daha var. Buraya yakından gidip gezelim. Bakın burada bot yap, burada tur düzenliyorlar. Turla böyle gölün üstünde gezebiliyorsunuz. Yeni yeni binalar inşa ediyorlar buraya. Şurada böyle derme çatma evler var. Semte geri geldik. Böyle biz de ana caddeden yürüyoruz. Ne yapalım? Yürüyecek başka bir yer yok. Ya ayakkabılarımı yeni boyatmıştım ya. Dikkat et sen. Sen çok tehlikelisin. Kaldık böyle, geçemiyoruz. Karşıya mı geçsek, ne diyor? Şu ortadan geçelim. Aynen yani. Ortadan gidelim, yapacak bir şey yok. Vallahi böyle geçeceksin, yoksa salmıyorlar abi. Ne yapayım? Aa, güzel sen ama abi. Sen bari hayatta yolda yürümeyi biliyorsun ha. Ben mi? Ha. Ben de onlara ayak uyduruyorum. Şu ne yapayım? Yolumuz nasıl? Bunlara asla ayak uyduramazsın. Yol çok iyi be. Vallahi böyle. Burası daha güzel lan. Değil mi? İkisi de aynı be. Bak burası böyle. Bir yağmur buraya yağıyor. Şehre yağmıyor. Burası da böyle. Şehre yağmur yağmadı. Buraya yağmur yağmış. Evden çıktık. Sabah çocuk bize şuradan hemen tuttuk. Aldı götürdü gitti ya. Biz gezgin adamız abi. Biz yürüyoruz ya. Abi kask diye kendine baristik başlık takmış. Sarı bak. Lay 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 lay. Bu semt yeni, buralara böyle yeni yeni bina inşa ediyorlar ama binalar hiç sağlıklı görünmüyor abi ya. İncecik, baksana şuraya. Bir deri bir kemik gibi. Sanki hiç öyle sağlam yapmıyorlarmış gibi. Bir de burası afet bölgesi yani. Ona rağmen öyle bir deri bir kemik bina yapıyorlar burada. Bir hayli sıkıntı. Dayı nereye gidin dayı? Bunlar hep İngiliz araçları bu arada. İngiliz'den kalma. Otta. Yağmur yağıyor. Yağmur gene bak buraya çiselemeye başladı. Buraya yağıyor ya. Buranın kendi ürettiği bir araç yok. Hepsini dışarıdan ithal ediyorlar. Araba üretimi yok ülkede. Ne taraftaydı la şu ev? Buradan mıydı, oradan mıydı? Gidiyoruz da. Daha gidiyoruz ha. Hello. Gidemedik. Karşıya şuradan geçelim.
Bir de böyle motorlar var burada. Bunları Uber'le çağırıyorlar genelde. Uber'i hala çalıştıramadım, anlamadım ne hikmettir, çalışmıyor. Kendi kartımı bağladım. Abi duydunuz mu? Kendi kartımı bağladım ama okumadı. Bu kartla ödeme yapılmaz diyor. Market bu mu geldi bir şeyler? Efendim? Market. Burası market değil, şu karşıda hemen aşağıda. Şu çaprazda bir şeyler istiyorsan alalım. Şurada da var. Ya ya. Aa, bizim bina bak şurası. Manzaramız güzel ya baya. Aynen şu karşısı yeşil olan market. Vay be, bu sıra ne la? Bunlar neden geliyor böyle? Vay, kaçak vay, gelmişler de trafik yok. Bir yerden kaçıp gelmişler ama nereden kaçıp gelmişler bilmiyoruz tabii. Nasılsın kanka, iyisin? Hello bro. Hemen bizim evin köşesinde böyle bir market var. Burada böyle gene pirinç bol olunca tabii öyle açmışlar. Burada genelde böyle soğanlar ufak ufak oluyor. Onu da anlamadım. Böyle ufak ufak soğanlar var. Hiç normal böyle büyük kodaman soğan görmedim. Buraya özgü bir soğan yani bunlar. Kendim yerli malı. Dışarıdan ithal etmiyorlar. Limon yok, çay nasıl? Şurada var mı? Şampuan. Bu dünyada çay olmasa Çişo ne yapardı? Vallahi çok merak ediyorum. Allah razı olsun şu çayı üreten yarabbim, kurban olayım. İyi ki de çay var. Al kafana göre. Gene burada böyle paket şampuan alıyoruz. Şöyle. Böyle satılıyor aga. Alıyor musun bunu? Böyle ufak ufak tusiller de var bakın burada. Onlardan bulduk kendimize. Aha bunu açtım valla. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O zaman bunu da alacağız hocam. Al onu da. Şimdi alttakini açma da. Alttaki de açılmıyor. Hayırlı olsun. Tursun koktu. Arkadan çalışan abi bizi takip ediyor. Böyle onunla beraber alışveriş yapıyoruz. Dayılar burada ne yapmış? Abi sebze o limon var. Yok ya. Hmm. You had the lemon? Lemon, yeah. Var, var varmış. Var. Şahane. Three. Four pieces, 30 tane. Four pieces. Okay, four pieces. Çiço bak sana ne buldum Çiço. İstiyorsun alayım sana. Ha bu ne? Ha? Alacaksın. İçinde güzel şeyler var ha. Artık ne çıkarsa bahtına. Keloğlan satıyorlar. Hani nerede keloğlan? Ana. Vay be, oyuncak falan var burada. Salar değil mi, oynarsın? Ne? Kere var. Bak şununla oynarım ben. Ne bu? Çok güzel bir şeye benziyor lan. Aa, uzaktan kumandalı araba. Oo, ben bununla oynarım. Çiçe bunu bana alsana. Alamam. Ne alacağız başka? Dondurma istiyor. Dondurma alırım vallahi, yok demem. Güzel oluyor dondurmaları burada. Geçen yedik çay, bir tane çok güzeldi. Çay var şimdi. Al şunlardan bir tane istiyorsan. Soğuk su var bak şurada. Su. Su alalım. Evde var gerçi de çocuklar veriyor ama. Şişe yok. Şişe yok, bir tane alalım kendimize. Başka şeker, ne şeker, lazım? Çay şekeri. Çay şekeri unutuyordum yani. Arabam şekil, önünden çekil. Nün 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 nün. Nörün. Ne, o ne la? Şeker mi o? Nebat var bak. Oo, içinde karınca var Çiço. Delmiş çünkü. Delmiş, karınca girmiş içine. Bunu ne yapacağız? Bunun küçüğü yok mu? Brother. You have the sugar small? Sugar small? No. No? Only one, ha? Yeah. Small, loose. Ha? Açık var. Ah, nice, nice, great. Yeah, yeah, yeah. Açık. Half kilo. Daha satıyormuş. Half kilo, yeah. Aha, elektrik. Gitti elektrikler. Gene elektrikler gitti. Gitti. Ara ara böyle gidiyor elektrikler. Bazı dükkanlarda hatta jeneratör bulunduruyor dükkan önlerinde. Abi o ne kadar sıcak oldu. Kankam bize şeker koyuyor. Enough enough bro. Suyumu aldım elime, gidiyorum evime. Tursil'de aldım bir yandan, geldiğimden beri yoktu. Lan şaka maka, geldiğimizden beri çamaşırlarımızı bir Tursil'le yıkayamadık. Sonunda aldık, yıkayacağız. Makine yok ama elimizde böyle sürte sürte evde yıkıyoruz. Ne yapalım? Şimdi gene bir parkurun içine girdik maşallah. Buralar Survivor parkuru gibi. Gene gitmeye çalışıyoruz.
Çiço gel Çiço. Şunu sandaletler şekil oldu ha. Abi bir boyadı bir boyadı. Şekil mi kaldı ya? Yo yo abi öyle bir boyamış ki boya bile pislik bile tutmuyor şeyler. Doğru. Abi burada değil mi benzin satıyor mazot satıyorlar ya. Selamünaleyküm bro. Lazım mı? Aa benzin satıyor burada. Benzin right ha? Aa mazot benzin yuba ya. Aa nice nice. How much one liter? 3000 taka ha? Hop. Benzin benzin ha? Donla bak brother. Fiyatlar öyle. Kankam oturmuş bir yandan hesap kitap görüyor. Burada da kankaların bir şey yapıyor ama. Ha, araba camı bak. Burada araba camı. Abi burada arabanın koltuklarını dizayn ediyor. Burada döşemeciler. Oturmuşlar bir yandan takılıyorlar. Şurada bambular var. Bol bambu. Seversiniz. Kankalar orada çalışıyorlar bir yandan. Bambularla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ana ne güzel şey yapmışlar la şu. Bahçe kurmuşlar kendilerine. Hı. Çok güzel olmuş. Selamünaleyküm. Baksana. Kendilerine böyle mini hobi bahçesi kurmuş adamlar. Çok güzel. Yalnız burada hobi bahçesi değildir o ya. Mecburiyet. Mecburiyet midir? Bak. Bizi alıştırmışlar bu hobi bahçesine. Ne hobisi ya hobi. Böyle ülke tarzında. Adamlar açlıktan ölüyor. Bak damların tepesinde ağaç falan yetiştiriyorlar. Aynen. Bitki. Çatılarda hep ağaç var. Çatı demiyoruz biz dam diyoruz ya. Çatı yok ki. Biz de çatı diyoruz. Çatı yok ki. Çatı, çatı deriz, dam deriz. Çatı farklı değil mi? Kar yağmadığı için burada çatıya gerek yok. Aynen doğru diyorsun. Burada dam var. Dam, gece damda yatma var. Var mı sizde? Bizde de var, yatardı. Rahmetli babam çok severdi damda yatmayı. Ben bir köye gideyim de ben de bir damda yatayım ya. Dam. Ben en son ablamların balkonunda yatmıştım. Şeyden, Malezya'dan işte bu Kore muhabbetlerinden döndüğümde. Bursa'da. Donmuştum var ya o kadar soğuktu ki. Hastalanıyordum az kalsın ilk günden. Soğuk artık ya. Soğuk soğuk. Türkiye'ye ben gelirken hava çok iyiydi. Yani buralar çok sıcak. Gündüz çok sıcak da gece. Geldik bizim mekana. Nasıl açacağız kapıyı? Babu. Bro ne yapıyorsun? Babu. Babu burada da babu diyor. Selamünaleyküm. Açtın kanka. Ağlama oğlum. Bizim için kavga etme. Ağla lan. Al, gel 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 gel. Kam kam. Aç aç aç. Aç kulla kulla. Kulla. Aha donnabat. Hayatta ağlama bir dakika. Yeter ki sen ağlama kuzum tamam mı? Al hadi bak bunun da saçı kısa. Kesmişler bak bu da kız çocuğu. Adet galiba büyük ihtimal gelenek değil mi kuzu? Giratita. Çok tatlılar. Bizim de saçımız böyleydi. Küçükken mi? Aa. Doğuda da kesiyorlar öyle bir evet, gelenek kesiyoruz. Var sanki değil mi? Bitleniyoruz ondan. Bakamıyorduk. Çünkü ya böyle 5-6 tane çocuk getiriyorlar. Hangi birine baksın saçın tarafında? Değil mi siz de 6 kardeşsiniz. Yukasında. Aynen. Hepsini kıt 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 kıt. Sizin aile de kalabalık. Ya sadece bizim aile için değil mi? Normal bir aile işte. Evet. Çok çocuklu olanlardı böyle işte. Ne yapıyorlar? Saçlarını erkek gibi kesiyorlar. Yıkaması, bakımı kolay olsun diye. Eve geldik ama kapı kilitli. Yenge dışarıya gitmiş. Giremiyoruz eve. Tabii ki de burada her binada kapıcı olduğu için aşağıdaki kapıcı abimize soracağız. Arkadaşı aradık dedi. Onda anahtar var. Umarım vardır. Hemen girişteki kapıda kapıcı abinin evi var burada. Çevirden yazdık Bengalce. Five floor. Arasana bir çocuğu. Nahit. Do you have key? Yok diyor. Arasana bir konuşsunlar. Kol kol. Abi ya. Kaldık dışarıda ya lan. Nahit Bey. Nahit Bey. Ağlatmayın lan. Bu bebeği hep ağlatıyorlar. Niye ağlatıyorlar seni? He? Niye ağlatıyorlar? Hello.
Ne güzel sen öyle. My wife just now leave the house and she was supposed to give the keys to our gateman, but unfortunately maybe she forgot to do that. So I am calling him and I am calling her and I will let you know. I'm calling right back, okay? Okay. Okay, we are waiting. Okay. Karımı arayacağım diye. Kim bilir nereye gitti kız? Donnabahar yeni gittiyse fazla uzaklaşmamıştır umarım. Evin içini çekip rahatsız etmek istemiyorum. Arkada sadece bir tane oda var. Bir odada iki çocuk, şu iki çocuk onların çocuğuymuş. Hemen karşıda bir tane daha yer var. Aynı böyle tek odalı. Of, oradaki çocuk da oradaki evin bir bireyiymiş. Şu yan tarafı da tuvalet olarak kullanıyorlar. Böyle yaşamlarını sürdürüyorlar burada. Yenge markete gitmiş alışveriş yapmaya. Bir saat bekleyeceğiz en az burada. Merdivenlerde uyuduk, uyandık. Bütün bina sakinleriyle tanıştık ama ablamız hala gelmedi. Bekliyoruz hala burada böyle. Biraz daha uyuyayım. Bu bölümde bu kadar olsun. Ben çalışmaya devam. Video yapıyorum. Haydi diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Çav çav. Aha da yağmur yağıyor. Bak bir yağıyor, bir yağıyor. Açsam şunu gösteririm de size. Bakayım. Hava içeriye giriyor abi. Çok fena yağıyor ya. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Orada da ateş yakmışlar baba. Şurada. Ulan bu yağmur ateş mi dayanır lan? Aa nasıl sönüyor bak abi. Ne bereketli yağmurları var ya. Yollar gene harap olacak. Normal bu yolların da böyle olması. Yani bu ülke özgü değil. Dağ yok, bir şey yok. Nereye akacak gelecek? Su buralarda birikiyor. Muson yağmuru bu abi. Öyle bir yağıyor ki. Gene bugün az şimşek batıyor. Geçen gece işte videonun başında bahsetmiştim. Gökyüzünde sanki savaş varmış gibiydi. Lan içeriye su giriyor lan. Lan. Oğlum içeriye su giriyor lan. Böyle. Kankam böyle bir Greyfurt'un kuzeni var burada. Göstermiştim diğer bölümlerde ama yememiştim. Sağ olsun bundan ikram etti. Tuzla beraber o kadar güzel oluyor ki. Yarısını yedim. Yarısı da kaldı öyle. Yarısını da çişo yer artık.